Evet, şimdi yaptığımız eğim ölçme aletinin çalışma prensibinden size bahsetmek istiyorum. Önce su terazisi ile yeryüzüne paralel bir çizgi çiziyorum. Bu zemin arkadaşlar, zeminimiz. Ve şimdi buna bir dikme indiriyorum yine su terazisi ile. Bir dikme indiriyorum. Açımız dik arkadaşlar, 90 derece. Ve şimdi herhangi bir eğim çiziyorum. Herhangi bir eğim çizelim. Ve buna da alfa diyelim. Şimdi çizdiğimiz eğime buradan bir dikme indirerek arkadaşlar burada küçük bir üçgen oluşturuyorum ve burada arkadaşlar üçgenin iç açılarından, bu iki açı birbirine iç ters açılardan eşittir ve dolayısıyla bu açımız da alfadır arkadaşlar. Yaptığımız eğim ölçme aletini burada çizdiğimiz eğimin üzerine tam olarak oturttuğumuz zaman arkadaşlar burada okuduğumuz değer bize eğimi, yani alfa açısını verir. Burada 38 derece olarak okunuyor. Gerçekte ölçtüğümüz açı aslında bu açı değil, bu üstteki alfa açısıdır ama eşit olduğu için aynı sonuç çıkıyor. Şimdi ölçtüğümüz sonucu bir küçük açı ölçerle de test edelim. Bakalım arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada da açı ölçerle 38 derece gözüküyor. Engelli rampasının açısını ölçebiliriz. Yaklaşık 18 derece gibi gözüküyor. Eğim ölçerimizde çok hassas eğimleri bile ölçebiliyoruz. Bakın, bir mutfak tezgahının hani su meyilinin bir derecelik küçük açısını bile gösteriyor. Bakın, bir derecelik küçük bir eğim var burada. Bir çatının eğimini ölçebiliriz bununla. Yine yaklaşık 20 derece ve bir merdivenin eğimini de bu şekilde ölçebiliriz ve daha birçok ölçüm yapabiliriz.